güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, hazırız biz. Sarıgöl'ün, Sarıgöl'ün güzel insanları, benim abilerim, benim annelerim, dedelerim, kardeşlerim, siyasette olduğum ilk günden beri bana sahip çıkan bu güzel insanın, bu güzel ilçenin bu güzel insanları, hepinize merhaba, hepinize merhaba. Bugün ilk kez yıllardır gelip gittiğim Sarıgöl'de, belki 40 kez, 50 kez oturduğum, konuşma yaptığım ilçe başkanlığımızda ve bu pazar yerinde cuma günleri hep el ele, göz göze geldiğimiz, hatır sorduğumuz bu güzel insanlarla ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kucaklaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İşimiz belediye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacağıma ilk inanan ilçe, bunu ilk söyleyen ilçe yıllardır Sarıgöl'dür. Biraz önce onlarca büyüğüm ben sana 10 sene önce ne dedim, 8 sene önce ne dedim, bu kahvede ne dedim diye hatırlattılar. Ve yine çavuşlardan bir abimiz, nerede o? Nerede verilen çerçeve, nerede arkadaşlar? Gel. Bakın. Burada bir resim var. Resimde bir yanımda Nuh abi, çanaklardan, çavuşlardan, bir tarafta Hasan abi var. Evladı getirdi, bunu verdi. Yıllar önce dedi, babamlarla bu resmi çektirmişsin. İkisi de rahmetli oldu. Bana vasiyet etmişti. Evde bu resim duruyordu. Ve Özgür Özel genel başkan olduğu gün bu resmi götür demiş. Ben resmi çektirdiğim günü unutmuşum. Onlar beni genel başkan yapmak istediklerini unutmamışlar. Allah Nuh abiye de, Hasan abiye de gani gani rahmet eylesin. Ama biliyorsunuz, büyük bir kötülükle mücadele ettik. Siz de ettiniz. Halen daha ediyoruz ve edeceğiz. Ama bizim gücümüz iyiliktir, iyi insanlardır. Bu fotoğraf Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeki odamızdaki yerini alacak. Bugün geldiğim andan itibaren önceki ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, partimize ve Sarıgöl'de çeşitli partilere hizmet etmiş ama artık Sarıgöl ittifakında, Manisa ittifakında, Türkiye ittifakında buluştuğumuz herkesle büyük bir umutla ve büyük bir hasretle kucaklaştık. Bir kez daha hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz bir zaman bu belediyeyi çok hak etmeyerek, hepimizin ufak tefek kusurlarıyla kaybettik. Yıllarca MHP'nin elinde kaldı.
Biz sabrettik ama üzdüler bizi. Hüseyin amca burada mı bilmem. Belediyede bekliyormuş. Sarıgöl'ün en yardımsever insanını otobüs üstlerinden yoğalattılar. Mitinglerde hakaret ettiler. Tek suçu partisine sahip çıkmak. Ben Hüseyin amcaya o günlerde elini tuttum. O ağladı, ben ağladım. Merak etme, bir gün geleceğim, bu belediyede seninle birlikte oturacağız dedim. Beni bekliyor. Şunu söyleyeyim, şimdi buraya geldik. Geçmiş dönemdeki bütün belediye başkanlarım, Nuri Başkan'dan önce Halil Başkanım, ondan önce şimdi belediye başkanı seçtiğimiz kıymetli başkanım, ardından ondan önce Tahsin Başkan'dan önce Ahmet Akşehir Başkanım, şimdi gördüm, kucaklaştık. Hepsinin bana emeği var. Ömer Karcı'nın bana emeği var. Biraz önce yine kucaklaştık. Ben milletvekili olduğumda, ilk kez buraya geldiğimde bana sahip çıkan Yusuf Başkanımın emeği var. Onlardan önce bu görevleri yapmış olanlardan, aramızda olmayanları rahmetle, olanları minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bu arkadaşlar beni çok aldılar, bu büyüklerim. 23-24 köyümüz var. 35 mahallemiz var. Tek tek gezdik. Hep onlar beni anons ettiler. Bu Tahsin Akdeniz'de güzel anons yapar. Ekşinarı netire, peştimalı batire, buraya toplanmamız Tahsin Akdeniz'den ötürü. Gel bakalım. Şimdi biz çok zorluk çektik. Bu MHP belediyesi çok eziyet etti. Dışlandık, hırpalandık, üzüldük. Bugün artık biz geldik. Ama gün bize edileni etme günü değildir. Buradan söylüyorum. Tahsin Başkanım ve Cumhuriyet Halk Partililerin hepsi, Sarıgöl'deki ne kadar MHP'li varsa onları kucaklıyoruz. Ne kadar AK Partili varsa hepsini kucaklıyoruz. Ben milletvekili oldum. Çok çeşitli görevler yaptım. Genel başkan oldum. MHP'lisi, AKP'lisi hemşerimize sahip çıkacağız dedi. Ferdi Başkan geldi, ona sahip çıkanlar oldu. Tahsin Başkan'a eskiden çok başka partilerde olanlar sahip çıktılar, oy verdiler. Verenlerden Allah razı olsun, vermeyenlerden de Allah razı olsun. Atatürk'ün partisi kin gütmez. Atatürk'ün partisi intikam almaz. Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar, buyur eder. Bu parti zira baba evidir, baba evi. Herkesin babası, dedesi bir vakit bu evdeydi. Hepimiz bu eve doğduk. Kimi büyüğüne taşındı, kimi küçüğüne razı oldu. Kimi Irak'ta oturdu, kimi yakında oturdu. Ama herkes bildi ki baba evinin çayı demlidir, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bu CHP'liler o baba evinin
bacasını tüttürenlerdir. Ama AK Partili'ye, MHP'liye, İYİ Partili'ye, Demokrat Partililere, Saadet Partililere, Geleceklilere, Devalılara, Eski Doğru Yollulara, Anaplılara, Adalet Partililere, Demokrat Partililere, baba evinin kapısı her zaman açıktır. Yerleri başımızın üzerindedir. Çünkü baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne önceki genel başkanlarda. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden ben MHP'liyim, oy attım, şimdi bunlar geldi, ne çekeceğim demeyin. Edileni etmeyeceğiz, kimseye kötü davranmayacağız. Partinde de kalsan, bize de gelsen, biz sana hizmet edeceğiz, hürmet edeceğiz, saygı sevgi göstereceğiz. Madem ki Türkiye'yi barıştıracağız, kutuplaşmaları Sarıgöl'den başlayarak, Alaşehir'den başlayarak ortadan kaldıracağız. Kucak açacağız, kucaklaşacağız, barışacağız. Biz bu seçimde Sarıgöl'de, Manisa'nın 15 ilçesinde, Türkiye'de %38 oyla bir büyük zafer kazanmadık. Biz büyük bir görev üstlendik ve bu millet adına büyük bir fırsat yakaladık. Böyle bugüne zafer dersek o zaman şımarırız, o zaman kaybederiz, ülkemize de kaybettiririz. Ama biz büyük bir görev üstlendik. Sırtımızda eşit, ayrımsız hizmet etmenin, yoksullara, köylülere, çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara, emeklilere, emekçilere ve gençlere sahip çıkmanın sorumluluğu vardır. Onların sorunlarını dile getirmenin yükümlülüğü vardır. Ve onlarla birlikte yürüyüp, onlarla birlikte mücadele edip, onların derdini çözecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin, halkın, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi iktidar yapma sorumluluğumuz vardır. İktidar yapma sorumluluğumuz. İşte bunun için çok çalışacağız, sorumluluğun farkında olacağız ve yakaladığımız fırsatı değerlendireceğiz. Bu fırsat evlatlarımızı işe sokma fırsatı değildir. Bu fırsat yandaşlara zengin etme fırsatı değildir. Bu fırsat Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yeniden yazma, Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapma fırsatıdır. Bu niyetle tüm kadrolarımız çok çalışacaklar, çok gayret edecekler, çok mücadele edecekler, yorulmayacaklar. Örgütümüz başkanlarımıza sahip çıkacak. Başkanlarımız da hangi partinin belediye başkanı olduğunu düşünmeyecek. Onlar tüm partilerin belediye başkanları. Elbette partileri var. Orada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Ama önümüzdeki genel seçimler için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için herkes sabredecek. Herkes fedakarlık yapacak. Herkes kusur görürse örtecek. Yanlış görürse uyaracak. Doğru yapılanları alkışlayacak.
herkese anlatacak ve hep birlikte bu ülkenin makus talihini yeneceğiz. Yoksulluğu yeneceğiz. İşsizliği yeneceğiz. Çiftçiyi alanını da git dediklerini yine Gazi'nin dediği gibi milletin efendisi yapacağız. Milletin efendisi. Bugün burada sizinle birlikte geldiğimiz, oturduğumuz, sohbet ettiğimiz bu güzel şirin ilçeden bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek istiyorum. 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat, yeni bir siyasi iklim, yeni sorumluluklar, yeni bir dönem başlattı. İktidara, mevcut genel iktidara da mesaj verdi, bize de mesaj verdi. Bizi 47 yıl sonra kullandığımız pozitif dili, bizim halkın gerçek sorunları dışında sorunlarla ilgilenmeyeceğimize ilişkin irademizi, istedikleri kadar hakaret etsinler, küfretsinler, buna karşı sadece gerçek meseleleri konuşma irademizi ödüllendirdi. Bize yetkiyi verirken önemli bir kredi açtı. Bu kredi Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan bir yatırım kredisiydi. Bugün tüketmek için verilen bir tüketici kredisi değil. Eğer iyi yönetirsek, doğru çalışırsak ülkeyi yönettirme görevini bize vermek üzere seçmen bize yüzünü döndü. Seçmen kendisinden oy alıp onu sandıkta unutanlara, kendisinden oy alıp ülkenin varlıklarını zenginlerle paylaşanlara, kendisinden oy alıp bir avuç zengin için hepimizin cebine el atanlara da sırtını döndü. Önümüzde yüzünü bize dönmüş seçmene karşı sorumluluklarımız var. Ancak seçmen kavga istemiyor. Seçmen çalışmak, çalışmak, çalışmak istiyor. Bizden mücadele beklerken müzakereyi de sürdürmemizi istiyor. Şundan emin olun. Özgür Özel nerede, kiminle konuşursa, kimle müzakere ederse etsin, Özgür Özel konuşurken suni gündemlerin peşine takılmaz. Birilerinin iktidarı sürdürme hevesiyle kendilerinin isteklerinin peşine takılmaz. Birilerinin gündeminin peşine düşmez ama kendi gündeminden de birilerini düşürmez. Kimi düşürmez? Çiftçiyi düşürmez. Atanmayan öğretmeni düşürmez. Staj çıraklık mağdurlarını düşünmez. Dükkanının borcunu kredi kartıyla çevirmeye çalışan iflastaki esnafı Özgür Özel dilinden düşürmez. Özgür Özel 10 bin liraya geçin dedikleri emeklinin derdini dilinden düşürmez. Efendim, ben Özgür'le kavga edeyim. Vallahi kimse istiyor diye kimseyle kavga etmem. Efendim, Özgür Özel'i eleştirip gündeme geleyim. Kimseyi beni eleştiriyor diye gündeme getirmem. Ama kavgayı elbette ederim. Cesaretle ederim. Kavgayı halk için, çiftçi için, işçi için, esnaf için, emekli için ederim. İlk günden bugüne bana sahip çıkan güzelim Sarıgöl'e minnetlerimi ifade ediyorum. İlk günden beri
bana sahip çıkan örgütümüzü saygıyla selamlıyor, belediye başkanımızı örgütümüze emanet ediyorum. Belediye başkanımıza Sarıgöl'ü emanet ediyorum. Sarıgöllüleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine görüşeceğiz. Yine birlikte olacağız. Bundan sonra güzel günleri hep birlikte paylaşacağız. Sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, baharın mimarı Özgür Özel. Coşkuyla alkışlıyoruz. Selam olsun, selam olsun, selam olsun Sarıgöl. Bu ne güzel Sarıgöl. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Daha güzel yarınlarda,